Değerli arkadaşlar merhaba. HDS 11 çözümü için beraberiz. Büyük kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitel anlamda kullanılmıştır demiş sorumuz. Büyük bir karpuzu tek başına yedi. Büyük umutlarla yeni işine başladı. Büyük bahçeli evde çok mutluydu. Büyük parçaları bir kenara koydu. Adana, Ceyhan ve Denizli'de göz kararıyla da olsa ölçülebilir, sayılabilir değeri olan varlıklardan bahsedilmiş. Ama umut sözcüğünün sayılabilir, ölçülebilir bir tarafı olmadığı için durum bildirdiğinden dolayı cevabımız B seçeneği. İkinci soruma geçiyorum. Senin kadar eli bol birini görmedim demiş sorumuz. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlamın karşıtı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Burada bir mecazlaşma var, deyim kullanılmış. Eli bol demek, cömert demek. Cömert sözcüğünün zıttı, cimri sözcüğüdür. Onu da B seçeneğinde görüyoruz. Üçüncü soruma geliyorum. Buna göre tabloda sembollerle gösterilen yerlere yazılması gereken sözcükler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir demiş. Genel ve özel anlamlı sözcükleri sıralamışlar. Spor genel anlamlıdır. Sporun alt başlığı futbol ya da atletizm kabul edilebilir. Ama sporcu ve yarış sözcüklerini eledik. Özel anlamlı sözcük olarak köpek vermiş, köpek sözcüğünü vermiş. Köpek bir hayvan cinsi olduğu için özel anlamlı köpek sözcüğünün genel anlamlısı hayvan olmalı. Yine genel anlamlı olarak meyve sözcüğü verilmiş ve incir özel anlamlı bir sözcüktür. Haliyle cevabımızın A seçeneği olduğunu görüyoruz. Dördüncü soruma geçiyorum. Bu cümledeki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Usta sanatçılar eserlerinde daima kendi çizgilerini korurlar demek. Kendilerine has bir üslubun, bir yolun, bir tarzın olduğu anlamına gelir. Bu da özgünlük demektir. Cevabımızın C seçeneği olduğunu görüyoruz. Kendine özgün nitelik taşımak. Beşinci soru. Bu cümledeki güçlükleri yener sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. İnsanlar ümit ile yaşar, dostluklarla güçlükleri yener. Güçlükleri yener ifadesi problemi aşmak, zorluğu aşmak anlamında kullanılan bir ifade. Hemen onun da zaten A seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Altıncı soruma geliyorum. Bu parçadaki altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bazı kitaplar vardır ki içindeki merak unsuru kitabın sonuna kadar sürer. Yazar kapıyı bilerek açmayıp aralık bırakır. Böylece son sayfaya kadar kitabı soluksuz okuruz. Kapıyı bilerek açmayıp aralık bırakır ifadesi mecazi anlamda söylenmiş bir cümledir. Verilmek istenen mesaj her şeyin olduğu gibi değil, okurun yorumuna bırakılarak aktarılması. Bunun da B seçeneğinde yani yazarın her şeyi açıkça ifade etmeyip sezdirmesi anlamını taşıdığını görebiliyoruz. Yedinci soru, yukarıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. Ağaç yaprağıyla güller, bu birlikten bahsediyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var, yine birlik, dayanışma. Yalnız taş duvar olmaz, birlik, dayanışma ruhu. Son olarak işten artmaz, dişten artar cümlesi tamamen tasarrufla alakalı bir ifade, bir atasözü. Cevabımızın Denizli olduğunu görüyoruz. Sekizinci soruma geldiğimde verilen teklifi kabul etmek istemeyince nokta 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 demiş. Sözler aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümleye birçok bahane öne sürerek vazgeçirmek anlamı verir demiş. Kanter içinde kalmak, çok yorulmak, işi oluruna bırakmak, yapılacak her şeyi bitirdikten sonra sonucu beklemek, bin dereden su getirmek, bahane üretmek anlamında kullanılan bir ifadedir. Cevabımızın C olduğunu bu anlamda görüyoruz. Dokuzuncu sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş.
Kardeşim 27 Haziran'da doğmuştu. Belirli bir tarihe bağlı ay ismi büyük harfle yazılır. Gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Saat 13.00'de yemek yiyeceğiz. Değerli öğrencilerim, hatırlayın, özellikle bu ifadeyi kullandık. Dedik ki kesme işareti genellikle yazım kurallarıyla ilgili soru kalıplarında gelir ki burada da öyle geldi yine. Saatlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken durum şu. Eğer saat başını gösteriyorsak gelen çekim eki kısa okunuşa göre gelmeli. Yani 13T demeliydik. Kesme işareti doğru kullanılmış. Yalnız benzeşme kuralının ihlalinden kaynaklanan bir yazım yanlışı var. Cevabımızın Bursa olduğunu görüyoruz. C ve D seçeneklerine baktığımızda yine sayılara gelen yapım ve çekim eklerinin kesme işaretiyle ayrıldığını gördük. Ve benzeşme kuralına riayet edildiğine burada tanık oluyoruz. Ancak Bursa'da böyle bir kullanım olmadığı için cevabımız B seçeneği. Son sorumla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bu metinde numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Bu soru kalıbında da özellikle şunu söylemiştik. Cümleyi okuyup noktalama işaretini atmayın. Tamamına hakim olduktan sonra değerlendirin. Anlatılan masalın yazılı edebiyata dönüşmesiyle yeni bir kavram doğdu. Normalde nokta gelmesi gereken bir cümleydi bu. Ancak masal edebiyatı ifadesi açıklayıcı unsur olduğundan dolayı iki nokta atıyorum. Açıklama bildirmiş, tek bir varlıktan bahsetmiş. Onu da söylediği için nokta. Masal bütünlüğü tek bir havuzda toplayan bu kavramla masal yeni boyutlar kazanmaya başladı. Kesinleşmiş yargı nokta. Klasik masal yanında çağdaş masal, masal edebiyatının iki ayrı boyutu sayılır. Yine kesinleşmiş yargı nokta. Evet, cevabımızın Adana olduğunu görüyoruz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar merhaba. Haftalık deneme sınavımızın 11.siyle karşınızdayız. Matematik 1. soru. Şekilde verilen üçgenlere göre en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir soruda şunu yapıyorduk değerli arkadaşlar. Önce eksik olan açıları tamamlıyorduk. 80, 40 daha 120 buraya ne kaldı? 60 derece. 35, 60 daha 95 buraya ne geldi? 85 derece. Şimdi bizden istenen şeklimizin en uzun kenarı. Değerli arkadaşlarım, burada kullanacağımız olay şu. Ya ok yöntemini kullanacaktınız ya numara yöntemini kullanacaktınız. O zaman şöyle bakıyoruz. Bu üçgende en uzun kenarımız neresi? BC kenarımız. Doğru mu? Ama BC kenarı bu üçgene göre en uzun kenar olmuyor. Dolayısıyla bu üçgene göre en uzun kenarımız neresi? CD kenarı. O zaman verilen sistemin en uzun kenarı kim olacak? CD kenarı. İkinci sorumuza geldik. Yine bir üçgende açıkenar bağıntısı ve üçgen eşitsizliği sorusu. Şöyle diyor, şekilde 4 tane evin birbirine olan uzaklıkları gösterilmiştir. Buna göre B noktasındaki evin işaretimizi koyalım. D noktasındaki eve olan uzaklığı en küçük tam sayı değeri kaçtır? Değerli arkadaşlar, istenen durum şurası bakın. B noktasındaki evin, D noktasındaki eve en kısa uzaklığı burası. Dikkat ederseniz BD doğru parçasını kendine kenar kabul eden iki tane üçgenimiz var. Birinci üçgenimiz burası, ikinci üçgenimiz burası. Aradığımız uzunluğa x diyecek olursak. Bir numaralı üçgen için x değerlerimiz ne olacaktı? 17 ile 21'in farkı olan 4 ile 17 ile 21'in toplamı olan 38 arasına düşer. 2 numaralı üçgene geldiğimiz zaman, 2 numaralı üçgende de x dediğimiz değer nereye düşecekti? 23 ile 18'in farkı olan 5 ile toplamlar olan 41 arasına düşecekti. Bu şekildeki iki eşitsizlik birleştirilirken şöyle bir şey söylemiştik. Alt sınırların en büyüğü ile üst sınırların en küçüğü arasına düşer. Dolayısıyla 5 ve 38 değerleri arasına düştü. En küçük tam sayı değerini sorduğu için x'in buradaki minimum tam sayı değeri ne olacak? 6. Yani cevabımız D şıkkı. Aşağıda verilen doğru parçalarından hangileriyle birer üçgen çizilemez? Klasik bir üçgen eşitsizliği sorusudur değerli arkadaşlarım. 8'i ortaya aldığımız zaman farkları olan 3 ile toplamları olan 25 arası sağladı. Ama bir tanesini sağlaması yeterli değildi. Hepsini sağlamak zorundaydı. 11'i ortaya aldığınızda farklar olan 6 ile toplamlar olan 22 sağladı.
14 ortaya aldığınızda ne oldu? Farklar olan 3 ile toplamları olan 19. Burası çizilebilir. Bu cevaptır. Ama biz çizilemeyeni arıyoruz. Değerli arkadaşlar 8, 14, 18. Hangi değer ortaya alırsanız alın. Verdiğimiz üçgenlerde gördüğünüz gibi 8 alırsak farkları 6, toplamları 32. 14 ortaya alırsak farkları 10, toplamları yine ne oldu? 14 aldığınız için 26. 18 alırsanız farkları 6, toplamları 22 sağladı, çizilebilir. Değerli arkadaşlarım 24'ü ortaya aldığımızı düşünürsek farkları olan ne olacak? 4, toplamları olan 22. 24, 22'den küçük olamadığı için burada verilen değerlerle bu üçgenler çizilemez. Şimdi burada bakın ne istiyor? En kısa kenarı istiyoruz. Yine birinci soruda olduğu gibi ne yapacağız? Önce eksik açıların tamamlamasını yapacağız. 75, 65 daha ne yapar? 80, 140. Buraya ne kaldı? 40 derece. Burayı toplayacak olursak 69, 119. Buraya ne gelir? 61 derece. Değerli arkadaşlarım en kısa kenarı arıyoruz. Buraya bir numaralı üçgen diyelim. Buraya da iki numaralı üçgen diyelim. Bir numaralı üçgeni sıralayacak olursanız 55'in gördüğü CB küçüktür. 61'in gördüğü BD'den o da küçüktür. 64'ün gördüğü CD'den. Bu bir numaralı üçgene göre. İki numaralı üçgene göre gelecek olursak AB küçüktür. 65'in gördüğü AC'den o da küçüktür. 75'in gördüğü BC'den. Bu da iki numaralı üçgene göre. Şimdi gördüğünüz gibi bakın buranın en küçüğü bu üçgende ne oldu? En büyük oldu. Dolayısıyla bu sistemin en küçük kenarı CB olamaz. O zaman bu sistemde en küçük kenar kim olmak zorunda? AB. Yani cevabımız A şıkkı. Evet, 5. soruyla devam ediyoruz. Alanı 3,24 cm kare olan karenin bir kenarının uzunluğu alanı 1,44 cm kare olan karenin bir kenarının uzunluğundan ne kadar fazladır? Değerli arkadaşlarım biz biliyoruz ki alanın karekökü bize neyi veriyordu? Kenar uzunluğunu veriyordu. O zaman alanı 3,24 olan bunun karekökünü alırsanız 324 bölü 100 karesini attı karekökünü alırsanız 18 bölü 10. Bunun bir kenar uzunluğu bu. Yine aynı şekilde alanı 1,44 olanı nasıl yazıyoruz? 144 bölü 100. Dolayısıyla bu da 12 bölü 10 çıktı. Bizden istenen neydi? Kenar uzunluklarının farkını sormuştu. 18 bölü 10'dan 12 bölü 10'u çıkarırsak cevabımız 6 bölü 10. O da 0 tam 10'da 6. Yani cevabımız A şıkkı. 6. soruda şöyle bir cümle geçiyor bakın. Dünyanın güneşe olan uzaklığı verilmiş. Buna göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bilimsel gösterim yaptığı için iki farklı şekilde çözebilirdiniz. Önce bunu 10'un kuvvetiyle yazar. Daha sonra katsayıyı 1 ile 10 arasına düşürebilirdiniz. Ama ben bununla uğraşmak istemiyorum diyorsanız direkt buradan da çözüme gidebiliriz. Buradan başlayalım sayımızı küçültmeye. Ne yapacağız? 10'un kuvvetiyle yazacağız. Bir de katsayımız 1 ile 10 arasında olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane küçülttük. 1,496 oldu. Ve 8 tane küçülttüğümüz için kuvveti 8 tane büyütürsünüz. O zaman cevabımız da D şıkkı olacaktır bilimsel gösterim. Bir okulda müzik, basketbol, tekvando, resim ve futbol kulüpleri bulunmaktadır. Buna göre diyor Mehmet'in tekvando kulübüne tercih etme olasılığı nedir? Değerli arkadaşlar Mehmet'e sunulan aktivitelere bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5 farklı aktivite sunulmuş mu? O zaman aradığınız örnek uzayı ne olmak zorunda? 5 eleman. Mehmet'ten seçmesi istendiği ne? Tekvando. O zaman aradığı olay ne oldu? Bir elemanlı. O zaman Mehmet'in tekvandoyu seçme olasılığı eşittir. 1 bölü 5 yani %20 olasılık. Cevabımız D şıkkı. Peki değerli arkadaşlarım 8. soruyla yolumuza devam ediyoruz. 8. sorumuz bir EBOB sorusu. İki doğal sayının EBOB'u 12'dir. Bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bir bakalım. 36 dediğiniz 12 çarpı 3'tür. 60 dediğiniz 12 çarpı 5'tir. 12'lerin dışındaki 3 ve 5 aralığında sayı olduğu için bunların EBOB'u 12'dir. Biz olamayanı arıyoruz. 24 dediğiniz 12 çarpı 2'dir. 72 dediğiniz 12 çarpı 6'dır. Geriye kalan 2 ve 6 sayılarının yeniden EBOB'u gelecek. EBOB buradan 2 gelir. 12 ile çarparsanız burada EBOB 24 olacağından dolayı cevabımız B şıkkı. Yani bu iki sayının EBOB'u 12 olamaz. 9. soruda işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Değerli arkadaşlarım dikkatle inceleyecek olursanız soru
ikiler ve üçlerden oluşmaktadır. Dördün küpünü 2'nin karesinin küpü şeklinde yazarsınız. 6'yı da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde yazarız. Aşağıda yine bizi 2 üzeri 5. 12 dediğimiz olay 4 çarpı 3'tür. Yani 2'nin karesinin karesi ve 3'ün karesi. Değerli arkadaşlarım, 3'ün karesi dediğimiz ifadeler birbirini götürdü. Yukarıda üstün üstüne aldık 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2. Aşağıda 2 üzeri 5 çarpı üstün üstüne alırsanız 2 üzeri 9. 4 oldu, özür diliyorum. Tabanlar aynı üstleri toplarsanız 2 üzeri 8, tabanlar aynı üstleri toplarsanız 2 üzeri 9 geliyor. Bölme işleminde ne demiştik? Tabanlar aynı ise payın kuvvetinden paydanın kuvveti çıkarılır. O zaman cevabımız 2 üzeri eksi 1, yani 1 bölü 2 C şıkkı. Son soruyla karşınızdayız. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Değerli arkadaşlarım, bildiğimiz üzere kareköklü sayılarda kök içindeki ifadeler toplanıp çıkarılamaz. Çarpma bölmeye katılırlar ama toplama ve çıkarma işlemleri yapılamaz. Yani burada yapacağımız işlem o zaman ne olmalıydı? 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 49 dışarıya 7 olarak çıkar. Cevabımız 13. 13 ise kök 85'e karşılık gelmez. A şıkkı yanlış. Yine kök 5'ten kök 3'ü çıkaramazsınız. Çünkü toplama çıkarma yapabilmek için neydi şartımız? Kök işlerinin aynı olması ve kas sayılarının toplanıp çıkarılmasıydı. Dolayısıyla burada yine hata yapılmıştır. 5'ten 3'ü çıkarmıştır. Böyle bir işlem gerçekleştirilemez. 3 kök 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Cevabımız ne olacaktır? 7. Hakeza sağ tarafta kök 49 da dışarıya ne olarak çıkacak? 7. O zaman aradığımız doğru cevap C şıkkı. Başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri sorularının çözümlerine başlıyoruz. Birinci soru. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri asitlere, hangileri bazlara aittir? Birinci ifade, sulu çözeltisine hidrojen iyonu verir. Bu aside ait bir özelliktir. 1 olmadığı için C ve D şıklığında eliyoruz. 2. Turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Bu da asitlere ait bir özelliktir. Tatlar acıdır, bazlara aittir. Turnusol kağıdını maviye çevirir. Bu da bazlara ait bir özelliktir. Sulu çözeltisine hidroksit iyonu verir. Bu da bazlara aittir. Tatlara ekşidir. Asitlere aittir. Bu nedenle 1, 2 ve 6 asitlere ait. 3, 4 ve 5 bazlara. Bu nedenle doğru ifademiz A şıkkı. İkinci soru. Suda iyonlaşma durumları yukarıda verilen X ve Y maddeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi X maddesi suda çözdüğünüz zaman hidroksit iyonu vermiş. Bu nedenle X maddesi bazdır. Y maddesi suda çözüldüğü zaman hidrojen iyonu vermiş. Bu nedenle Y maddesi asittir. Buna göre düşünecek olursak X maddesi ele kayganlık hissi verir. X baz olduğu için A şıkkı doğru. Y maddesi asittir. Evet, hidrojen iyonu açığa çıktığı için asittir. Doğru. Y maddesi metalleri etki eder. Asitler metalleri aşındıracağı için C ifadesi de doğru. X maddesi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. X baz olduğu için turnusolun rengini maviye çevirecektir. O yüzden D ifadesi hatalı. Doğru cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıdaki tabloda katmanlardaki nötr haldeki elektron sayıları verilen X, Y, Z, T elementlerden hangileri ametaldir diyor. Ametal olabilmesinin son yörüngesinde 5, 6 ya da 7 elektron olması lazım. Eğer karbonsa 4 ile bitmesi lazım. X elementin son katmanında 5 elektron olduğu için ametal. Y 1 ile bittiği için metal. Z 2 ile bittiği için metal. T 7 ile bittiği için ametal. Bu nedenle X ve T elementleri ametallere aittir. Doğru ifademiz D şıkkı. Dördüncü soru. Mavi turnusol kağıdı ayrı ayrı sırasıyla X'e batırıldığında kırmızı, yazalım üzerine kırmızı, Y'ye batırıldığında mavi, Z'de ise renk değişimi olmuyormuş. Buna göre hangileri olabilir diyor. Başlangıçta turnusol kağıdımız mavi, X'e batırdığımız zaman kırmızı olmuş. O zaman X çözeltisi asittir. Bu nedenle B ve C şıklığını eliyoruz. Y'ye batırdığımızda tekrar maviye dönüşmüş. O zaman Y çözeltisi bazdır. Hem A'da var hem D'de var. Eleyemiyoruz. Mavi turnusolu Z'ye batırdığında renk değişikliği olmuyor. Eğer asit olsaydı renk değişecekti. Ama tuz olduğu için renk değişmemiştir. O yüzden doğru ifademiz A şıkkı. Beşinci soru.
Yukarıdaki özelliklerden hangisi bazlara ait değildir? Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu oluştururlar. Bu bazlara ait. Tatları acıdır. Bazlara ait. Ele kayganlık hissi verir. Yine bazlara ait. Tunsol kağıdın rengini kırmızı değil, bazlar mavi yapacağı için dördüncü ifade bazlara ait değildir. Doğru ifademiz D şıkkı. Altıncı soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin karşısında verilen bağ türü yanlıştır diyor. Karbon atom numarası 6. 4 ile bitmesine rağmen ametaldir. Oksijen atom numarası 8. 2, 6. 6 ile bittiği için ametaldir. Ametal ametal arasında kovalent bağ oluşacağı için A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. Kalsiyum atom numarası 20'dir. 2, 8, 8, 2. 2 ile bittiği için metaldir. Klor 17, 2, 8, 7. 7 ile bittiği için ametal. Metal ametal arasında gerçekleşen bağ iyonik olacağı için B şıkkı hatalı. Doğru ifademiz B şıkkı. 7. soru. Nötralleşme tepkimeleriyle ile ilgili. Nötralleşme tepkimesi asit ve bazın birleşmesi anlamına geliyordu. O yüzden üçgen ile gösterilen ifade doğru. Nötrleşme tepkime sonucu tuz ve su oluşacağı için kare ile denilen ifade de doğru. Oluşan maddeler tuz ve suydu ve pH'ları 7'den küçük değil, nötr oldukları için 7'ye eşit olmalıdır. O yüzden yuvarlak ile gösterilen ifade hatalı. Doğru ifademiz C şıkkı. 8. soru. Bu elementlerden hangileri arasında kimyasal bağ oluşmaz? X1A grubunda olduğu için X metal. Y3A grubunda olduğu için metal. Z7A'da olduğu için ametal. T8A'da olduğu için soygaz. Şimdi buna bakacak olursak X ile Z metal ametal bağ yapabilir. Y ile T, T soygaz olduğu için kesinlikle bağ yapamaz. Y ile Z metal ametal olduğu için iyonik bağ yapar. O yüzden doğru ifademiz B şıkkı. 9. soru. 3. periyodun 6. elementi olan X. Şimdi 3. periyotta olduğu için katman sayısı 3 olacak. 6. element olduğu için son katmanda 6 elektron var. Diğer yörüngeleri de tamamlayacak olursak X'in atom numarası 16. Y elementi 4. periyotta olduğu için 4 tane katmanı var. 2. element olduğu için son katmanda 2 elektronu var. Diğer yörüngeleri de tamamlayacak olursak Y'nin de atom numarası 20 olacaktır. X ve Y'nin atom numara arasındaki fark ne kadardır? 20-16 dersek doğru cevabımız 4 olacaktır. B şıkkı. 10. soru. Yandaki tabloda X, Y, Z, T maddelerine ait pH değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X mavi turnusolu kırmızıya çevirir. X'in pH değeri 7'den küçük olduğu için asittir. Bu nedenle turnusolu kırmızıya çevirir. Doğru. Z, X ve T'den oluşabilir. Z nötrdür. Yani asit ve bazın birleşmesiyle oluşabilir. Y asit, T baz olduğu için B şıkkı da doğru. T suda hidroksit iyonu verir. T'nin pH değeri 7'den büyük olduğu için bazdır. Bazlar hidroksit iyonu verir. Doğru. Y X'ten daha kuvvetli bir asittir. Bu hatalı bir ifade çünkü asitlerin kuvvetli olabilmesi için sıfıra daha yakın olması lazım. Bu nedenle X, Y'ye göre daha kuvvetlidir. O yüzden D şıkkı hatalı. Cevabımız D şıkkı. Teşekkür ederim çocuklar. Başarılar dilerim. Merhaba arkadaşlar. İnkılap tarihi testiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuz. İngiltere'nin Doğu Anadolu bölgesinde Ermenileri desteklemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aslında bu soruya baktığımıza göre buna göre demediği için aslında yukarıyı okumamıza çok da ihtiyacımız yok. Ama yine de bakalım. 19. yüzyıldan itibaren Rusya ve İngiltere Doğu Anadolu'yu kendilerine verme bahanesiyle Ermenilerin her türlü faaliyetini desteklemiştir. Özellikle İngiltere Ermenilerin silahlı faaliyetlerini desteklemek için Doğu Anadolu'ya
20.000 adet tüfek ve çeşitli askeri malzeme yollamıştır. İngilizlerin bundaki amacı, en temel amacı neydi? Ermenileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktır. Yani A şıkkına baktığım zaman Ermenileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak nüfus bölgelerini genişletmek. Yani cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz arkadaşlar. 19. yüzyıla kadar milleti sadıka kim için kullanılıyordu bu terim? Ermeniler için kullanıyordu. Neden? Osmanlı Devleti'ne çok bağlı oldukları için milleti sadıka denmişti. 19. yüzyıla kadar milleti sadıka olarak adlandırılan Ermenilerin isyan edip Türk köylerini basma fikri hangi akımın etkisinde kaldığını gösterir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında Rusya, Kafkas cephesinde Doğu Anadolu içlerine kadar ilerlemiştir. 19. yüzyıla kadar milleti sadıka, sadık millet olarak adlandırılan Ermeniler bu durumdan yararlanmak istemişler ve Türk köylerini basarak isyan etmiştir. Ermenilerin bu tutum yüzüne Türk orduları karşısında zor durumda kalmışlardır. 1789 yılındaki Fransız İhtilali sonucunda ne olmuştu? Milliyetçilik akımları güçlenmişti. Milliyetçilik akımları ne diyordu? Her ulus kendi devletini kurmalıdır diyordu. Yani ulus devletleri kurulmalıydı. Ermenilerin de isyanını sağlayan sebep buydu. Yani milliyetçilik akımı. Yani cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Buna göre Gümrü Anlaşması ile Ermeniler hangi antlaşmayı tanımamışlardır? 2-3 Aralık gecesi imzalanan Gümrü Anlaşması'na göre iki taraftan birinin kabul etmediği antlaşmayı diğeri de kabul etmeyecektir maddesi yer almıştır. İki taraftan biri diyor arkadaşlar. Bu biri burada anladığımız üzere Ermenistan. Karşısındaki devlet kimdi? Yeni kurulmuş olan TBMM devletiydi ve TBMM'nin kabul etmediği anlaşma hangisiydi? Sevr'di. O zaman ne olmalıydı? Ermenistan'da Sevr'i kabul etmeyecektir. Yani cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Yukarıda bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Millet Meclisi hükümetinin uluslararası alanda imzalamış olduğu ilk anlaşmadır. 3 Aralık 1920'de Doğu Cephesi'nin başarıya ulaşmasıyla birlikte imzalanan anlaşmamız neydi? Gümrü Anlaşması'ydı. Diğer öncüllere de bakalım. Bu anlaşmayla Ankara hükümetin saygınlığı artmış mıydı? Evet. Ermeni hükümeti anlaşmayla Sevr'in geçersizliğini kabul etmiş midir? Evet. Yani cevabımız C şıkkındaki Gümrü Anlaşması. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in böyle bir tutum içinde olmasının öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşı'nda açılan ilk cephe Doğu Cephesidir. Mustafa Kemal'in Doğu Cephesini açılmasını özellikle istemiştir. Bunun nedeni neydi? Bu cephede Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 15. kol ordu ne yapmıştı? Mondros'a göre orduların terhis edilmesi gerekiyordu. Ancak Kazım Karabekir ordularını terhis etmediği için burada neyimiz vardı? Bizim bir düzenli ordumuz vardı. Yani bundan dolayı da Mustafa Kemal elimizde hali hazırda bulunan bir orduyla ilk savaşı yapmak istediği için yapmıştır. Yani bölgede Kazım Karabekir'in emrindeki 15. kol ordunun henüz dağıtılmamış olması etkili olmuştur. Yani cevabımız B şıkkı. Altıncı soru arkadaşlar. Milli mücadele döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisi milli iradeyi gerçekleştirmeye yönelik değildir? Amasya genelgesinde milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu neyle ilgili? Milli irade. TBMM kendisine karşı çıkartılan isyanları bastırmak için Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarmış. Bu neyle ilgilidir? Bağımsızlıkla ilgilidir.
Aynı zamanda nedir? Vatanı korumayla ilgilidir burası. Erzurum Kongresi'nde kuvayi milliyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli irade diyor zaten burada da. TBMM üyeleri belli dönemler için halk tarafından seçilerek dediğine göre yine bu ney? Milli irade ile ilgilidir. Yani cevabımız bu B şıkkı. 7. soru arkadaşlar. Yukarıdaki görselde verilen soru işaretli olan yine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Buraya baktığım zaman Mondros Ateşkes Antlaşması neydi? Birinci Dünya Savaşı. Buraya da Mudanya Ateşkes Antlaşması dediğine göre Kurtuluş Savaşı. Yani baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı'nın ateşkesi neydi? Mudanya Ateşkesi. Kurtuluş Savaşı'nın Barış Antlaşması neydi? Lozan Barış Antlaşması'ydı. Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkesi neydi? Mondros Ateşkesi. Barış Antlaşması neydi? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile imzalanmak istenen 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Barış Antlaşması'dır. Yani cevabımız A şıkkı. 8. soru arkadaşlar. Milli mücadele döneminde İstanbul hükümetinin Salih Paşa'yı Mustafa Kemal ile görüşmesi için Amasya'ya göndermesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? En önemlisi neydi? İstanbul hükümetinin TBMM'yi resmen tanıması olmuştur. İstanbul hükümeti milli mücadelede temsil heyetinin varlığını resmen kabul ettiğinin göstergesidir. Yani cevabımız C şıkkı. 9. sorumuz arkadaşlar. Cemiyetin bu kararı almasının amacı aşağıdakilerden hangisi? Doğu'da Ermenilere karşı kurulan Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti bölgeden göç edilmemesi gerektiğine dair karar almıştır. Amaç neydi? Wilson ilkelerinde ne diyordu? Eğer bir bölgede nüfus çoğunluğu kiminse onun devleti kurulmalıdır diyordu. Yani amaç neydi? Bölgedeki Türk nüfus yoğunluğunu korumaktı. Yani cevabımız C şıkkı olacaktı. Son sorumuz arkadaşlar. Misaki Milli'de belirtilen kararlarına bakarak Misaki Milli'de gibi anlayışlardan hangisi ya da hangilerin vurgulandığı söylenebilir. Mondros imzalandığı işgal altında olmayan Türk vatanının tümü ayrılmaz bir bütündür. Bu nedir? Vatanın bütünlüğü. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse halk oyuna başvurulabilir. Bu da nedir? Halkın kararına saygı, yani milli irade. Milli ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Bu da neyle ilgiliydi? Tam bağımsızlık. Yani cevabımız hepsi olan D şıkkı olacaktı. Başarılar arkadaşlar. Değerli arkadaşlar merhaba. HDS 11. İngilizce sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz birinci üniteden. Nisanur'la Kibra'nın konuşmasında Nisanur. Filmleri sever misin? Evet severim. Nisanur'un sorusuna Kübra cevap olarak twice a week demiş. Yani sıklık zarfı kullanmış. Haftada iki kez. Soru kökümüz Havof'un olması gerekiyor. Şıklarda ayırım. Cevabımız Ceyhan Havof. İkinci soru arkadaşlar. Benim okulum evime yakın. Böylelikle A şıkkında ben asla okula gitmem. B şıkkında daima otobüse binerim. C şıkkında ben taksi tercih ederim, bisiklet sürmeye. D şıkkında da ben daima yürürüm demiş. Cevabımız Denizli olacak. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuzda soru cevabına her gece demiş. Gene bir sıklık zarfı kullanmış. Ben arkadaşlarımı bulmayı seviyorum. Like being friends dediği zaman aklımıza hangout kelimesi gelecekti. Şimdi şıklara bakıyorum. Bir kez soru kökümün how often olması lazım. Like being friends kalıbı yerine de hangout kalıbını kullanabilir. Şimdi A şıkkında arkadaşlarını sever misin? B şıkkında yarın uğramak ister misin? C şıkkında ne sıklıkla arkadaşlarına takılırsın? D şıkkında da
Erken uyur musun diye sormuş. Anlattığımız üzere Havof'un ve Hangout kelimesinin aynı anda kullandığı C şıkkı var. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Ben her gün spor salonuna giderim. O sağlığım için iyidir ve beni güçlendirir. Şimdi şıklara bakıyorum fakat bence egzersiz yapmak saçma demiş. Yani burada tezat bir cümle kullanmış. Bu yüzden ben fiziksel olarak aktif olmayı sevmiyorum. Burada da tezat bir şey kullanmış. C şıkkında I love working out demiş. Working out'u biliyordunuz arkadaşlar. Pratik yapmak yani spor salonunda çalışmak. Cevabımız Ceyhan oldu. D şıkkında da ben spor yapmaya ilgili değilim diyor. Cevabımız açık bir şekilde Ceyhan. Beşinci sorumuz arkadaşlar. John ve Kevin konuşuyor. Beşinci soruda Jason Statham hakkında ne biliyorsun diye soruyor. Bir şey biliyor musun? Tabii ki ünlü bir aktör. Sonra bunun hakkında Kevin fikirlerini söylüyor. Harika ve etkileyici. Ben onun filmlerini seviyorum. Yani burada John, Jason Statham hakkında ne düşünüyorsun diye sorması lazım. Hemen şıklara bakıyorum. B şıkkında What do you think about him? Onun hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor. Cevabımız Bursa. Altıncı soru. Cumartesi akşamı biz bir çay partisi yapacağız. Katılmak ister misiniz? Birinci ünite sorusu arkadaşlar. Katılmak isteyip istemeyeceğini ondan sonraki cümleden anlayacağım. Burada kabul edip etmediğinde şurada var. Çünkü ben bu hafta sonu şehir dışına gideceğim diyor. Yani burada bir refüz olması lazım. Şimdi A şıkkında ben çay partilerini sevmiyorum. B şıkkında üzgünüm yapamam. C şıkkında hiçbir şey yapmayacağım. D şıkkında da katılmak istiyorum. C ve D gitti. Şimdi A ve B kafanızı karıştırabilir. Burada şehir dışında olacağını mazeret gösterdiği için ve çay partisi hakkında bir duygu ve düşünce belirtmediği için cevabımız Bursa. Üzgünüm yapamam. Çünkü ben şehir dışına çıkacağım. Yedinci soru, üçüncü ünite sorumuz. Çok kalabalık gözüküyor ama hatırlayın arkadaşlar neydi? Ferdi, Tayfur, Ne, Arar, Fransa'da. Yani first, then, next, after that ve final kalıbını kullanacağız. İlk başa first'i yerleştiriyorum ve en sona final'ı yerleştiriyorum. Şıklara bakıyorum, cevabımız Bursa. Sekizinci soru, ben chili pepper yani acı biber yemeği sevmiyorum, tercih etmiyorum. Çünkü o soğuk, ekşi, sıcak, baharatlı. Cevabımız baharatlı. Zaten spice baharat kelimesi yerine geliyordu. Cevabımız denizli. Dokuzuncu soru, benim annem daima patatesleri bir şey yapar, bir şey yapmadan önce. Before after sorusu. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, before'un bulunduğu cümleyi ilk önce çevireceğiz. Yani o bir şey yapmadan önce patatesleri daima bir şey yapar. Şimdi şıklara bakıyorum. Buraya fry koysam, peel'i koysam soymadan önce kızartır. Tezat oldu. Benim annem kızartmadan önce soyar. Olabilir. C şıkkı dilimlemek ve sürmek. D şıkkı kesmek ve soymak. Soymadan önce doğraması da saçma olacağı için cevabımız Bursa. 10. soru. Burada arkadaşlar maddeler vermiş. Flour, water, salt, cheese, olive oil, baking powder diye. Yani bize bir malzeme listesi vermiş. Buraya gelebilecek soru kalıpları. What is in it? Ingredients kelimesi. Veya what do you need kalıbı. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Pizzanın içindekiler neler? Olabilir. B şıkkına bakıyorum. Pizza neden çok popüler? C şıkkı sen genellikle pizzayı nasıl yaparsın? D şıkkında da karışıma neden tuz ve un ekliyoruz diye sormuş. Cevabımız Adana arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir din testi çözümü için yine birlikteyiz. Evet, soru 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği atasözü yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili değildir? A seçeneği, iyilik eden iyilik bulur. Evet arkadaşlar, neydi? Yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili olmayacaktı. İyilik edenin iyilik bulacağı yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili bir atasözü arkadaşlar. Değil mi? İyilik etmek ve iyilik bulmak. Karşılık. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Arkadaşlar burada da yine dayanışmadan söz ediliyor. C seçeneğinde komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yine arkadaşlar yardımlaşma ve dayanışmadan söz ediliyor. Fakat D seçeneğinde üzüm üzüme baka baka kararla arkadaşlar herhangi bir şekilde yardımlaşma ve dayanışma söz konusu değildir. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet, geçtik ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal yararlarından biri değildir? Arkadaşlar bu soruyu dikkatli okumamız gerekiyor. Neden? Çünkü
Burada yardımlaşma ve dayanışmanın toplumsal yararından söz ediliyor. Dolayısıyla arkadaşlar toplumsal yararından biri değildir. Yani 3 tanesi toplumsal yarar olacak, 1 tanesi bireysel yarar olacak. O zaman biz ikinci soruda bireysel yararı bulacağız. Dayanışma ve barışa katkı sağlar. Arkadaşlar bu toplumsaldır. Ekonomik ve sosyal adaletsizliği azaltır. Toplumsaldır. Güven ve huzurun oluşmasına katkı sağlar. Toplumsaldır. Sorumluluk duygusunu geliştirmez arkadaşlar. Bu nedir? Bireyseldir. Dolayısıyla yardımlaşma ve dayanışmanın toplumsal yararı değil, bireysel yararıdır. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet, geçtik 3. sorumuza. Yardımlaşma ve paylaşmanın olmadığı toplumlar nasıl olur? Sorusuna hangi öğrenci doğru cevap, arkadaşlar, altı çizilmiş vermemiştir olacak. Yardımlaşma ve paylaşmanın olmadığı toplumlar nasıl olur? Sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermemiştir? Zafer, insanlarda açgözlülük ve bencillik duygusunu artar demiş. Zenginlere karşı şevval, nefret ve kin ortaya çıkar. Turgay, insanların ahlaklarının olgunlaşmasını sağlar. Toplumsal dayanışma ve barış ortamı yok olur. Arkadaşlar sorumuz neydi? Sorumuz hangi öğrenci doğru cevap vermemiştir? Yani yardımlaşma ve paylaşmanın olmadığı toplumlarda kesinlikle ama kesinlikle insanların ahlaklarının olgunlaşması beklenemez. Ama Zafer'in, Şevval'in ve Ayşe'nin arkadaşlar olumsuz ifadeleri beklenebilir. Geçtik 4. sorumuza. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İnsanlar maddi yönden olduğu gibi manevi yönden de başkalarına ihtiyaç duyarlar. Sevinçlerini, üzüntülerini, sıkıntılarını bir başkasıyla paylaşmak isterler. İyi ve kötü günlerinde dostlarının yanlarında olmalarını beklerler. Bu beklentileri gerçekleştiğinde mutlu ve huzurlu olurlar. Çünkü mutluluklar paylaşıldıkça artar, üzüntüler paylaşıldıkça azalır. Evet arkadaşlar, bu metinde bu seçeneklerden hangisi çıkarılamaz? İhtiyaç halinde yanında dostlarını görmek insanı mutlu eder. Tabii ki paylaşmak insanın sadece kendi yararına olan bir davranıştır. Paylaşmanın maddi ve manevi olanı vardır. Dertlerini paylaşan insanlar rahatlar. Fakat arkadaşlar paylaşmak insanın sadece kendi yararına değildir. Kendi yararına olmuş olsaydı o zaman sorumuza ne olurdu? Tezat bir şık olurdu. Arkadaşlar paylaşmak insanın sadece kendi yararına olan bir davranış olmadığı için doğru cevabımız B seçeneğidir. Geçtik 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi insanda paylaşma ve yardımlaşmaya engel olan davranışlar arasında yer almaz? Arkadaşlar altı çizili olan ifade çok önemli bizim için. Yer almaz. Cimrilik, açgözlülük ve kıskançlık insanda paylaşma ve yardımlaşmaya engel olan davranışlar arasındadır. Fakat sorumluluk değildir arkadaşlar. Çünkü paylaşma ve yardımlaşmaya engel değil, paylaşma ve yardımlaşmaya sebeptir sorumluluk. Evet, geçtik 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve paylaşmanın bulunmadığı toplumlarda görülmez diyor arkadaşlar. Bu olumsuzluk ifadesini muhakkak ama muhakkak iyi okumalıyız. Çevreden kopuk insanların fazlalığı, ben duygusunun ön planda tutulması, toplumsal birlik ve beraberliğin artması, zenginlere karşı kin ve nefret duyulması. Arkadaşlar yardımlaşma ve paylaşmanın bulunmadığı toplumlarda çevreden kopuk insanlar fazla olur. Ben duygusunun ön planda tutulması, zenginlere karşı kin ve nefret olur. Fakat toplumda kesinlikle birlik ve beraberlikten söz edilemez. Çünkü neden? Toplumda eğer paylaşma ve yardımlaşma yoksa o zaman birlik ve beraberlik de yoktur. Geçtik 7. sorumuza. Evet arkadaşlar. Yukarıdaki ayetel kürsiden bir bölüm verilmiştir. Ayetin verilen bu bölümünde Allah'ın hangi özelliği anlatılmak istenmektedir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Evet arkadaşlar, ne demiştik biz? Önlerinde ve arkalarında, yani yaptıklarını ve yapacaklarını Allah ne yapar? Bilir. O vakit arkadaşlar kullarını koruyandır olmaz.
Rızkı verendir olmaz. Kullarının kalbinden geçenleri bilir. Yine olmaz. Kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Evet, doğru cevabımız hangisi olacak? B seçeneği olacak. Geçtik arkadaşlar 8. sorumuza. Yukarıdaki Allah'ın bazı sıfatları verilmiştir. Bunlardan hangisi Ayetel Kürsi'de geçmez? Evet arkadaşlar, Aliyyul Azim dedik, var. El Hayyul Kayyum, Hay ve Kayyum da var arkadaşlar. Fakat Aziz diye bir sıfat Ayetel Kürsi'de kesinlikle yer almaz. O zaman doğru cevabımız hangisi? D seçeneği olacak. Geçtik 9. sorumuza. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Ayetel Kürsi'nin verilen bu bölümünde anlıyoruz ki arkadaşlar, konunun akışına göre anlam bütünlüğünün bozulmaması için cümle aşağıdakilerden hangisiyle devam edebilir? Arkadaşlar neydi? Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. Allah'ın izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O vakit arkadaşlar bunu tamamlayan cümle hangisi olmalı? Tüm şefaatler Allah'ın iznine tabidir. Onun izni olmadan kesinlikle ama kesinlikle şefaat edecek kimse yoktur. Yoksa arkadaşlar İslam'da şefaat yoktur, Allah'tan başkasına dua edebiliriz, peygambere de günahları affedebilir diye bir şey söz konusu değildir. Ve geçtik son sorumuza. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Ayette ismini de veren altı çizili kelime hangi anlama gelmektedir? Ne dedik arkadaşlar? وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Evet arkadaşlar, kürsüden kasıt neydi? Allah'ın sonsuz gücü ve kudreti, yani B seçeneği arkadaşlar. Allah'ın sonsuz kudreti ve hükümranlığı olur. Böylelikle sorumuzu cevapladık. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.